Selam yumurseverler. Bugün Caterpillar'ın D11 model buldozerini yapacağım. Bu buldozer buldozerlerin kralı olarak lanse ediliyor. Yani alabileceğiniz en güçlü, en böyle kallavi buldozerlerden bir tanesi. Yol yapım çalışmalarında falan buldozerler görebilirsiniz. Onlar bunun yanında oyuncak gibi kalıyor. Yani gerçeğinin yanında oyuncak gibi kalıyor. Bu zaten oyuncak. Bu büyüklükte bir buldozeri çalışırken görme ihtimaliniz bayağı düşük. Çünkü genel olarak madencilik sektöründe veya çok büyük tarlalarda falan kullanılıyor. Birazcık videolarını falan izledim. Atıyorum işte böyle devasa bir tarım arazisi var. Arazinin ortasında bir tepe var. Ama tepe de bayağı tepe. Bir süre sonra bakıyorsunuz tepe yok. Öyle bir şey bu alet. Kendi boyutlarında bir kayayı falan böyle yerinden oynatıp götürebiliyor falan. Öyle güçlü bir şey. Şimdi şöyle kısaca bir kutusuna bakacak olursak öncelikle 3854 parçadan oluştuğunu görüyoruz. 18 yaş üzerine tavsiye ediliyor. Yani yapmak için 18 yaşın üstünde olmanız tavsiye ediliyor. O da bence çok bir önemi yok. Arkasına baktığımızda burada buldozerin arkadan görünümü var. Onun dışında gerçek modelin fotoğraflarından birkaç tane örnek koymuşlar buraya. Ayrıca kutunun 28 noktasında belirttikleri gibi bu modeli telefonla kontrol edebiliyoruz. Yani çalışan işlevsel bir model bu. Ben de bu modeli kullanmak için bu videonun sponsoru olan Realme'nin C21Y modelini kullanacağım. Realme C21Y uygun fiyatlı bir fiyat performans telefonu. Sekiz çekirdekli Unisoc T610 işlemciyle birlikte geliyor. Bu işlemciyi daha önce duymadıysanız performans olarak Snapdragon 730 modelinden biraz daha iyi bir performans veriyor. Telefonda 5000 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Yani kullanım şeklinize göre bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Hatta duruma göre iki günü bile zorlayabilirsiniz. Ekran 6.5 inç boyutunda HD Plus bir çözünürlüğe sahip ve damla çentikle birlikte geliyor. Arka tarafa baktığımızda burada anında parmak izi okuyucumuz var. Onun dışında üçlü kamera dizilimimiz bulunuyor. Ana kameramız 13 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bunun dışında 2 megapiksellik portre fotoğraflar çekmenize yardımcı olan bir kameramız ve bir de makro kameramız bulunuyor. Videonun içinde fırsat buldukça bu kameraları da deneyeceğim. Ayrıca kameramız süper gece modu gibi özellikleri de destekliyor. Bu sayede gece fotoğraflarını çok daha başarılı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu modeli tamamlamam 3 gün civarı sürecek diye düşünüyorum ve bu süre zarfında C21Y modelini deneyimleyerek deneyimlerimi size aktarıyor olacağım. Şimdi kutumuzu açarak modeli yapmaya başlayabiliriz. Şu anda ikinci bölümü neredeyse bitirdim ve burada telefon uygulaması üzerinden sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmemi istiyor. Kontrolleri yapmak için hemen uygulamamı açıyorum. Telefonun parmak izi okuyucusu bayağı hızlı çalışıyor bu arada. Şöyle dokunduğum anda açılıyor gördüğünüz gibi. Buradan test diyorum. Bluetooth açmam gerekiyormuş. Buradan açma kapama tuşuna bastım ve direkt bağlanmaya başladı. Anladığım kadarıyla 6 farklı bölgeyi kontrol etmem gerekiyormuş. İlk bölgemiz şurası. Şuradaki dişliği kontrol edeceğiz. Bence okey. İkinci bölgemiz şuradaki dişliler gibi duruyor. Yine test diyorum. Sanırım bunda da bir sıkıntı yok. Üçüncü bölgemiz şurasıymış.
Bu da okey. Sırada burası var. Bu da okey. Küçük resimden tam anlamamış olsam da şurayı kontrol etmem gerekiyor gibi duruyor. Şu anda testi tamamladık, her şey normal gibi gözüküyor. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz diyor. Hemen kısaca buraya kadar olan kısımda yaptığım şeyleri de göstermek istiyorum. Öncelikle modelde 4 tane motor bulunuyor. 2 motor şurada. Bu motorları ilk defa kullandım açıkçası. Daha önce bu tip bir motor kullanmamıştım. O yüzden güçleri konusunda çok bir fikrim yok. İçlerine büyük fırçalı motorlar sığabilir gibi durmuyor. Çünkü o kadar çok hacim yok. Fakat içlerine bayağı bir dişli sığabilir gibi duruyor. O yüzden büyük ihtimalle bunlar yüksek tork üretmek için kullanılan motorlar diye düşünüyorum. Zaten ikisi de tekerleklere bağlı. Bu tekerlekler de kocaman paletleri çevirecekler. Yani yüksek tork ürettiklerini düşünmek mantıklı oluyor. Onun dışında bu tarafta da Teknik serisinin en güçsüz motorlarından biri var. Hatta en güçsüz de olabilir. Bir tane modelin sağında, bir tane de solunda kullanılmış. Fakat soldakinin şu an kapakla kapattığım için pek gözükmüyor. Bunların görevi şu öndeki pistonları hareket ettirmek. Bunları hareket ettirmek için zaten yüksek güce ihtiyaç duymuyorsunuz. Şöyle çok rahat bir şekilde dönerek ileri geri yapıyorlar. Bu pistonlar da büyük ihtimalle buldozerin önünde gördüğümüz o büyük, ne denir, kürek mi denir, kürek de denmez de neyse artık, onu hareket ettirecek gibi duruyorlar. Bu modeldeki dişli sistemimiz birazcık basit. Yani yine az dişlimiz var diyemem ama şimdiye kadar yaptığım modellere göre hafif kalıyorlar. Şurada görmüş olduğunuz dişliler aynı zamanda vites kutusu. Legolarda vites kutuları arabadaki gibi değil de aktarımı bir yerden başka yere transfer etmek için kullanılıyor genelde. Bu modelde de işte büyük ihtimalle şuradaki motorlar hem dediğim gibi öndeki pistonları hareket ettiriyor hem de şuraya aktarabiliyoruz. Bunlar daha ne yapacak bilmiyorum. Hatta bir de şurası var. Yani özetle aynı motorlarla birden fazla fonksiyonu kontrol etmemizi sağlıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi telefondan güzel bir müzik çalma listesi bulayım ve bir taraftan müziğimi dinlerken modelin yapımına devam edelim.
Evet, şu görmüş olduğunuz iki tane incecik kitapçığı bitirdikten sonra model de tamamlanmış oldu. Modeli tamamladıktan sonra test etmemiz gerekiyor. Daha test etmedim. Testi birlikte yapalım istedim. Şöyle kısaca bir etrafını gösterecek olursam. Öncelikle bu bir iş makinesi olduğu için pek çok platformu bulunuyor. Yani şuralarda insanlar yürüyor, şu merdivenlerden insanlar çıkıyor falan. Mesela operatör bu modele bineceği zaman telefonundan tıklıyor, diyor ki şu merdiveni aşağı indir. Bu bayağı teknolojik bir alet bu arada. Şuradaki merdiven böyle otomatik olarak aşağı inip operatöre merdiven oluyor. Şu an dişlileri pek zorlamak istemiyorum. Çalıştırdıktan sonra buna bakacağız zaten. Modelde 6 tane pistonumuz bulunuyor. 4 tanesi ön tarafta. Şöyle 2 burada, 2 burada. Bu arkadaki tam olarak ne işe yarıyor şu an bilmiyorum ama ya bir şey kazmak için, işte buldozeri böyle yerden birazcık yükseltmek için falan. Şurada orta kısma baktığımızda operatörün oturacağı bölüm var. Bayağı karanlık kaldığı için şu an kamerada gösteremiyor olabilirim. Operatörün koltuğunun çevresinde böyle dijital ekranlar falan var bu buldozerin gerçeğinde. Onları yapmışlar buraya fakat nasıl göstereceğim? Telefon kamerasıyla göstereceğim. Şurada koltuğumuz var. Koltuk çok siyah kalmış, o yüzden göstermem bayağı zor. Onun dışında koltuğun karşısında burada ekranları görebiliyorsunuz. Operatörün sağ tarafında yine kontrol kolları var ve bir dijital ekran var. Yani dijital ekran sticker'ı var. Yani bayağı gerçeğine yakın yapacağız diye uğraşmışlar özetle. Hatta hemen şeyi de göstereyim. Şurada da şu kapakların altında da motorumuz bulunuyor. Motor V12 bu arada ve 870 beygir miydi neydi öyle bir şey. Harun, 870 beygirle maksimum kaç hız yapıyor olabilir? 20. 20 çok. 15. 11 kilometre saatte hız yapabiliyor bu alet. Çılgın. Niye o zaman o kadar çok beygir var? Çünkü çok büyük. Hayır. Torku çok yüksek. Tamam, çok büyük ama. Yani bir de büyük, evet, o da var. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim buldozerlerle ilgili. Şimdi saatte 11 kilometre hız yapan bir şeyi bir şehirden bir şehire götürmeniz çok uzun süreceği için aslında bunun gerçeği de böyle Lego gibi bölünüp öyle taşınıyor. Ben görünce bayağı şok oldum. Nasıl söküyorlar? Şuradaki dişliği görüyor musun? Bu gerçeğinde de var. Bunu böyle çeviriyorlar. Bu boşa çıkıyor. Hop, bunu buradan alıyorlar. Ondan sonra şunları işte buradan böyle tık alıyorlar falan. Sadece hepsini... paletin çıkarışını biliyorsun yani. Başka bir şey bilmiyorsun o zaman. Animasyonla anlatmışlardı. Çok şey yapamadım. Alıp gerçeğini öğrenelim. Boşu 1.1 milyon dolar, dolusu 2.2 milyon dolar. Gerçekten baktın mı? Evet. Ucuzmuş bu arada. Ben daha pahalı bekliyordum. 2.2 milyon dolar senin için ucuz mu? Hayır, benim için ucuz değil ama yani bu tarz bir makine için ucuz bence. Ben olsam bir tane dolu alacağımı iki tane boş alırım. Bunların da dolusu boşu var yani. Ne alaka? Neyse, ben bunu artık çalıştırmak istiyorum. Telefondan hemen uygulamamı açacağım. Düğmeye basıp açın diyor. Düğmemiz hemen şurada. Sanırım ilk önce şu öndeki kepçe kısmını kalibre edecek. Şu an sadece şu iki piston çalışıyor. Bunlar daha çalışmadı. Bunlar ne yapıyor ki? Tamam, bunlar yukarı aşağı indiriyor. Bunlar da açısını belirliyor. Kalibrasyon dediği de şey bu arada, sonuna kadar zorluyor. İki tarafı eşitliyor yani, böyle dişleri çatırdatarak. İlk yaşadığımda korkmuştum. O sahneyi koysana buraya. Okey. Kalibrasyonunu yapıyormuş şu anda. Vaa! Çok havalı. Biz alalım bunun gerçeğinden ya. Her şey, bütün mal varlığını satsan alamazsın. Doğru. Eski modelleri var. D11 değil de D8 alabiliyorum. 1985 model falan. Ben bayağı araştırdım bu arada, ayıptır söylemesi. Paletleri sıkıştırın buradan diyor. Biz bunu zaten yaptık. Tamamlandı. Sürüşü çok değişik. Aa, hiç böyle beklemiyordum. Dur. Gazı sabit bu arada, yani böyle şey değil. Normalde bir şeyin böyle gazına ne kadar basarsanız o kadar gider ya, bunda hızı belirliyorsunuz şuradaki koldan. İşte mesela çok hızlı gitmesini istiyorsanız diyorsunuz ki saatte 11 km hızla git. 11 ile sabit gidiyor. Ondan sonra da sol taraftan yönünü belirliyorsunuz. Ve yön de mesela böyle bıraktığınız zaman duruyor. Bıçakların yüksekliğini ayarlayın buradan diyor. Bunun ismi bıçak bu arada. Niye öyle bilmiyorum ama her yerde bıçak diye geçiyor. Eğer beni izleyen bir maden işletmecisi varsa ben bu makineden kullanmak istiyorum. Lütfen beni çağırın, davet edin. Bana şunları yaptırın, ben bunun gerçeğini yapmak istiyorum. Peki bu makineyi ne için kullanıyorlar? Anlattım ben onu videonun başında, editlerken izlersin. Ha, tamam. Mesela karşıdaki manzarayı sevmiyorsun sen. Dağ var ya karşıda. O dağ olmasını istiyorsan mesela bunu kullanıyorsun. Dağ. Yani yeteri kadar iş günü ve emekle Uludağ'ı da yok edebilir gibi. Çok uğraşır ama. Şunu nasıl kontrol edeceğim? Hala buna gelmedik. Ha, sonunda.
Ben aşağı kadar inecek ve bunu böyle yukarı kaldıracak diye bekledim. Yapmıyor. Ripper. Ripper ne demek baksana. Yırtıcı. Yırtıcı. Sökücü. Kanlı katil. Yaman herif. Yani şey mi mesela, atıyorum bununla bir kayayı söktün, ondan sonra da kayayı böyle kırman gerekiyor. Bununla böyle tık 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 kırıyor mu acaba? En havalısı net şu ya. Ben arabama böyle binmek istiyorum. Hemen hayal edelim, gittiniz arabanızın başına, telefonunuzdan düğmeye bastınız, merdiven indi. Siz de o merdivenden tırmanıp sürmeye başladınız. Çok havalı bir şey bence. Senin nasıl hayallerin var ben anlamıyorum ya. Çok havalı, muhteşem. Evet. Şimdi, sence ne kadar güçlü Harun bu? Yani Lego olduğu için bence öyle aşırı güçlü değildir ama güçlüdür yani. Ne ittirerek başlayalım? Öncelikle 1 litrelik dezenfektan. Deneyelim hemen. Ya hiçbir şey yokmuş gibi ittiriyor. Onu ittirir zaten. 3 kiloluk köpek maması. Ya bunu halıda deneyeceğim. İttiriyor ama çok fazla patinaj çekiyor. Bence bunu halıda denemek lazım. Yani şu an kendinden daha ağır bir şeyi rahat bir şekilde ittirebiliyor gibi duruyor. Bir de şunu deneyeceğim. Bu bayağı ağır bir alet çantası. Hiç umudum yok açıkçası. Ama bunu ittirebilirse şok olurum. Yok artık. Kaç kilodur o çanta? Mamadan kesin ağır da. Öyle aşırı bir ağır da değil. 5 kilo falandır. Tamam, mamayı da o çantanın üstüne koy, ikisini birden ittiririz. Şu an bayağı etkileniyorum bu arada. Çok iyi. Bence biraz daha ağırlık taşır bu. Evet, 3 kilo daha ekliyoruz. Evet, hadi mesela... iddiaya girelim, iddiaya. Neyine giriyoruz? 5 dolarım var cüzdanımda. Dolar da düştü bu hafta. Ben TL'sine girerim. Tamam, kaç TL? 100 lirasına. Ama sen iter mi diyorsun, itemez mi diyorsun? Şu an hiç emin olamadım. İter, ben iter ya. Bence de iter yani. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor. İtemez diye, itemez diye girebilirim ben. Ya! Sallı. Bir dakika, şu kepçeyi de azıcık yukarı şey yapıp merkezini ayarlamaya çalışalım. Açısını da düzeltelim. Ya. Aklıma bir şey geldi bu arada. Şunu alsam, geçen hafta incelediğim RC arabanın önüne koysam, sonra da bunu kar kürme aracı olarak kullansak. Yani direkt bunu kar kürme aracı olarak kullanma şansım yok. Her yerinden su geçiriyor çünkü. Ama o RC araba su geçirmediği için bence bayağı güzel bir fikir. Neyse, o videoyu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bu videonun başında söylemeyi unuttum, o yüzden buraya kadar izlediyseniz kesin beğenin. Çok az beğeni alacağız. Videonun başında söylemem gerekiyordu. Evet, hem yapım aşaması hem de kullanım olarak bayağı hoşuma giden bir model oldu. Özellikle gücü bence bayağı etkileyici. Ayrıca videonun başında da belirttiğim gibi yapım aşaması boyunca C21Y modelinde bayağı deneyimleme fırsatı buldum. Eğer Realme C21Y hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.